Evet. Sayın Valim bir gösterebilir misiniz? Evet Sayın Valim. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesi olan Spil Karası üzüm çeşidinde araştırma evresi tamamlandı. Bunu tutup ikram edelim. Erkence bir tür olan Spil Karası üzüm çeşidinin serada topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda 2 kez ürün alınabiliyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Yunal ile birlikte ilk hasadı gerçekleştirdi. Yıl sonunda gerçekleştirilecek olan hasadın ardından ekonomik analizleri yapılacak ve üreticilere reçete olarak sunulacak. Ardından ekmek isteyen üreticiler bu üzüm çeşidini ekebilecek. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'nın üzüm üretiminde Türkiye'de bir numara olduğunu açıkladı. Bildiğiniz gibi Manisa üzüm üretiminde Türkiye'de bir numara ve kuru üzümde toplam üretimimizin %85'inden fazlası Manisa'da üretiliyor. Yaş üzümünde %20'si. Burada bu üretim hacmine ulaşmamızda Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmalar, ürün artışına yönelik yapmış olduğu araştırmalar oldukça önemli katkı sağlamıştı. Bunun yanında yeni çeşitlerle ilgili de araştırmalarını yapmaktadır. İşte şu anda Spil Karası adı altında 3 yıldır geliştirilen üzüm çeşidinin ilk kez bugün hasadını yapacağız. Ve bu yıldan sonra da inşallah Spil Karası ticari olarak da kullanılan bir üzüm türü olacak. Bu tamamen Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu bir ürün. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Yunal ise proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu anda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tam otomasyonlu seranın içerisindeyiz. Bu projenin birkaç belli başlı amaçları var. Bunlardan bir tanesi piyasada ürün olmadığı dönemde piyasaya ürün arz edilmek. O yüzden bugün Haziran ayının ortalarında yaklaşık ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Açıkta yetiştiriciliğe göre yaklaşık bir ay 10 gün kadar bir erken giriş sağlıyoruz seramız. Projemizin bir diğer amacı ise bir yılda aynı bitkiden ikinci sefer hasat gerçekleştirebilmek. Bu şu anda ülkemizde yapılan bir yetiştiricilik modeli değil. İlk defa deniyoruz. İlk hasat aldığımız değerler açıktaki yetiştiricilikle yaklaşık olarak tonaj olarak, verim olarak aynı değerleri sağlayabiliyoruz. İkinci hasatta ise çeşide göre değişmekle birlikte yaklaşık yarısı ya da üçte biri oranında ürün elde ediyoruz. Yani hem piyasada ürünün olmadığı dönem, erken ve geç dönemde piyasaya ürün arz edebiliyoruz. Hem de birim alandan daha fazla ürün alıp üreticilerimizin katma değerini artırmayı amaçlıyoruz. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Spil Karası üzümünün üretimi arttıkça iç piyasadan sonra ihracatının da yapılabileceğini müjdeledi. Türkiye'deki iki tane bağcılık araştırma enstitüsüne bir tanesinin sahibiz. İlimiz bu anlamda gerçekten şanslı. Tabii bağcılık araştırma enstitüsünün birçok araştırma ve geliştirme çalışması projesi yürütüyor. Aslında onlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Spil Karası, bağcılık araştırma enstitümüz burada çok güzel de bir çalışma yaptı. Biliyorsunuz Spil Karası ismini Manisalılar belirledi. Bir anket çalışması yaptılar. Dolayısıyla Spil Karası ismi de tamamen Manisalılara ait. Sera şartlarında 3 yıldır gözlemini yapıyorlar. Yakında da ticarete konu edilecek bir çeşit. Hakeza burada Trakya İlkeren çeşidi var. Ama Spil Karası bizim Manisa Bağcılık Araştırma Enstitümüz tarafından geliştirilmiş bir yeni bir çeşit. Bunun en büyük esprisi de bu. Dolayısıyla inşallah bu yılki son gözlemlerden sonra da, son raporlamadan sonra da bence seracılıkta önemli bir üzüm çeşidi olarak sofralara gelecektir diye düşünüyorum. İhracat konusunda tamamen geliştikten sonra ihracat konusunda ne düşünüyorsunuz Manisa'dan? Tabii bu çeşit bir sera çeşidi, sera şartları için yetiştirilmiş bir çeşit. Aslında üzümün olmadığı dönemlerde piyasalarda daha efendim iyi fiyatlara satılabilecek bir çeşit olarak geliştirilmiş bir çeşit. Dolayısıyla tabii üretimi arttıkça neden olmasın iç piyasadan sonra elbette ki yurt dışı pazarlar içinde güzel bir üzüm çeşidi olacaktır.